Aziz seyircilerimiz, vaxtınız xeyirli olsun. Özel bir program sizden inşallah qeyd edəcəyik. İmam Musa'l Kadım'ın istişadə münasibətiyle. Tabi İmam Musa'l Kadım, İmam Sadık'ın aleyhisselam evladıdır, 7. imamdır. Sırası 128 hicridə dünyaya göz açmıştı ve 183 hicridə vefat etmişti. Tabi imamatı 35 yıl sürmüştü. Babası 148 hicridə vefat edəndən sonra bunları daha detaylı, daha fazla, daha tafasiline geçmek için bizimle çok değerli ve kıymetli bir misafirimiz vardı bu konuda. Bizimle tabi bu konuda Semahat Seyyid Kamerül Musevi çok hoş geldi bizim bu programımıza. Ve başımız da sağ olsun ve bütün Müslümanların da diyarık baş sağ olsun. İlk önceden de məracimizin İmam Musa'l Kadım'ın istişadə münasibətiyle. Sağ olasınız, hoş gördük, muvaffaq olasınız. Allah razı olsun sizden. Sağ olasınız. Seyyidine geçen ilk önceden imamın başlayağın hayatından. Hayatı ne şekil dünyaya göz açtı, ne şekil hayatı başladı, onlara başlayağın bizim için biraz bunları açıqlasağız. الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام yedinci imam İmam Cafer ibn Muhammed'in Sadık'ın oğlanlarından bir tanesi. O mübarek vahyin evinde ve Ehl-i Beyt'in kucağında beslendi. Allah Azze ve Celle bu evleri nürden doldurmuşuydu ve özü de o nürden öz hissasını alıp göz açtı dünyaya. Özü ve etrafı, İmam Sadık özü ve etrafı, ailesi, kilfeti, hapsını güzel sevinibler ki özleri, hususan İmam Cafer ibn Muhammed'in Sadık aleyhisselam bilirdi bu imam olacaktı. Velida imam olunca dünyaya gelmeyi çok bir şanlı ve çok bir kıymetli bir iş idi İmam Sadık'ın aleyhi afdalussalatu vesselam yanında. Odur ki imam muhavele ederdi bi kulli vesiletin özüne yakın olan kimselere ma'lim ettirsin ennehu daimen özünden sonra bu uşaq böyüdükçe, boya geldikçe, büyük oldukça ma'lim etsin özlerine ennehu bu benim ardımca imam olacaktı. Bu ki mukaddime basita diyen imamın bidayet hayata göz açmağından. Bundan mühim bir ve kıymetli bir kadıya vardı. Eğer mecaliz olsa biz evvelen ona işaret edelim ki adeten bizler bu münasebetleri ihya edirik. Eğer ferah münasebetleri ola, eğer istişhadlar ola. Burada çok bir mühim, kıymetli şeyler var. Eğer mecaliz varsa vaktinize göre biz oradan... yani istirdik muna dağilâkın ve men yu'addum şa'arillah fe inneha min takvel kulub. Taban tarihin boyuca İslam bir zamanda gelip bundan 1400 kusur il evvel gelip ve bu din o zamanda endi. O günden bugüne kadar çok bir hadetler oldular yolda, zamanda, bütün asırlarda. Neden sebebi oydu ki mesela sultanların zalimliğinin etheri mesela av müminlerin o zulümden korkularının etheri mesela av bunca tekallübatil hayat bunlar koydu o zamandan bugüne kadar men edebilmem bu lahzada nassan biddikka bilim o zaman Peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi hayatında ev imamın hayatında neler olurdular. Rivayetlere gelen her imamın ev her Peygamberin ashabı var. Bu ashablar bazı istikrar etti imanın üstüne. Bazının akıbeti düz olmadı. Ve lidalik biz onca hadisler, onca haberler gelip bizim için elvan ve eşkal tefasiller var özünde. Biz bu işlere saytara etmek hatır için koy belediyeğin bu ünvanla. Bu münasebelerin ihya olmalarının bir stratejiyası budur. Tecdid ve tehdith beyanat. Nice ben koy beleyin diye ellerimizde hapımızın echize var, elektronik echizeler var. Her zamanda bir, her fetrede bir tehdith beyanat geldi özüne. Aynen. Bunu zurufa göre, asra göre bir yengiden bir koyduk sıbğa yengiden bir kömnek girider özüne. Biz bu eskiden o zamandan terk olunan bu din özü tefasili ister her zaman gerek tehdit olunsun. Her zaman yani gerek mesele ruhidir. Ruhi. Canibir ruhi ve canibil ma'lumati. Gerek ben bunları her zaman tecdid edip. Neyden ederim? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde diyor ve men yu'azzim şa'airallahi فإنها من تقوى القلوب. O zamanki takvayı var, sen diğer şairin ardıca kaçasan. Sen bu şaire kıymet versen. Ben şaire kıymet verenden istifadam nedir? Burada döndük. Hem beyanat yengilani yanımda, malumat tecdidi ol, bakın dikkatele. Mesela Muharrem gelende, tasavvur edilsen, deysen beke, o gün hakkına Kerbela vakası olup. Gadir münasebesini ihya edende, beled hesap etsen, keannehu o gün hakkına gadir oluptu. Mesela koyduk, mağaraket Bedir'in hakatini edende, bele, tefasillere giriri, ahdat verileri, müselselet oluru, koyduk, mesrahiyet oluru, bele hesap etsen, keannehu o gün hakkına bu ahdat mağaraket Bedir olup. Bu nedir mende? Bu mənim həm özümə ki insan mümin tariximdən xəbərim olu, həm dərs alam, ibrət alam, həm də bu əcyal, bu yengi gələn cillər əgər qanşarlarında bu ahdat bu şəkil təcəddüd etməsə, yengi bu zamanın thəqafəsinə, əxlaqiyyətinə bağlanırlar. Yəni özəlliklə də bizim deyək Orta Doğuya, Şərq Avsata ki hər vaxt deyirlər bir qazü thəqafi də vardır. Ona qarşı durmaq üçün istər biz bunları hər vaxt bir də yengiləyək. Çok mühimdi bu nokta. İndi, yoktu bu indi, bir zamandı. O kimseler ki İslam dövgürler. O muhavile edir İslam'ı milletin ögünde kıymetinendirsin. Özü bir yengi tekafa tarih etsin meydana öz tekafası. İndi sebep nedir? Mevzu uzundu. Lakin biz bu noktaya işaret edelim. Men gelenden, bu ahdati yengiliyenden, bu münasebetleri hapsın ihya edenden. İstişhad imam, viladet imam, ahdat tarihden alıram ile ahirihi. Bu nedir mende? Bu o gazvın kanşarı benim öz tekafamı bir diyenden üze çıkardır. Felsefesini anladır bana. Ben nişin hicab girirem mesela. O nişin bana deyir girme. Ben nişin ahlaki canıbı iltizam edirem. O nişin bana deyir iltizam etme. Ben nişin hürriyat için bazı kuyudlar kururam. O nişin deyir bana hürriyanı mutlak veririm sana kuyut koymam mesela. Burada dediğiniz, biz ahlakı, yani biz her vakit imamların istişadı olsun, iladası olsun, hayatını alandak, yoksa da bu da minberlerde, cuma namazlarında olsun, hutbasında olsun, çok doğrusu değiller bütün toplumlar, yani bütün müştemalar ahlakiden edebilirler, vücutta özözlerini ispat etsinler ve bir doğru bir yola geçsinler ve özözlerini kurusunlar. Eğer ahlak geldiyse, eğer fertte olsun, yoksa da toplumda olsun. Yani bir neferde özünde olsun, ahlak geldiğinden o millet daha gider. Ve biz burada istirik, daimen biz Ehl-i Beyt'in ve imamların ahlakını bir örnek diye aldık özümüz için. Ahlak ne kadar mühimdi? İlk önceden bir diyelim bina el fert, bir insanı yapmakça ahlak ne kadar mühimdi ve bunlardan da ibret almak, ahlaklarının da getmek ne kadar mühimdi? Çok mühim bir meseledir bu. Ahlakın ehemmiyeti. Biz adeten böyle diyoruz. Ben bir bina yapıram. Bu bina, bu kerpicileri düzendem, ara yerinde bir madde ister, birbirine rapt etsinizler. Bağlansın. Telahum, yani telaum olsun. Hem onu kabul etsin, hem onu kabul etsin. Bir növ tensik olar, yapışı bir parça olar. Biz istesak müctema'i bir şekil emthel yapağın. İster her ferd, ma'al ferdil ahar birbirinden uysun. Tamam? Bir gaddın nazar indi, koy beled yağın. Bazı İslam ve bazı İslam dövgü, o bazının arasında kavmi ihtilaf var, o taif ihtilaf var. Bunları durud, ahlak bunların hapsından üskekti. الأخلاق قضية عابرة للحدود ولكل الامتيازات. Bu ahlak git indi. Bir misal verin, mevzu şirin bir mevzudur. Yazdaki devletlerde dostların bir tanesi deyir, bir güne bir gün bir kab yemek, konşunun kapısını çaldım, verim özüne. Ecnabdi, İslam diyor ki alakası yok bir şeyden. Deyir çıktı bana matmat bakır, deyir bu kabı nerede getiripsen sen? Deyir direm özüne işte biz İslam'ık, bizde bu ahlakiyet var. Bu kabı birbirimize şirin yemek olanda, tatlı bir yemeğimiz olanda haz ederek komşuda müşareke etsin bizimle. Deyir duruptu, nece diyer, munbehir. Yani sizde bu ahlak var. Bir şirin yemeği olanda haz edersen komşu da senden şerik olsun bunda. Merak edip. Bak nece bir tek hutvadı, bir tek harekatı ihtimaldı. Selek 150 dinar etmez o kıymet onca yemeğin. Bir kabı yemeğin 100 dinar etmez ihtimaldı. Bir tek hutva ahlakiyatı görürsen onun etti. Erdir özünü. İslam'ın şeyinde diyağın, kalibinde. Sözümüz hardadır. Evvelen peygamberlere gelağın salavatullahi aleyhim ve aleyhim ecma'in. Evvelinden peygamberlerimiz böyle deyip bizim peygamberimiz idafeten hatmetti özün bu kelimeyden. İnnemâ bu'ittu li utemmime mekarimel ahlak. Ben geldim, istedim mujtema'a adli yapın, mürteb yapın, gerek ahlakiyen yapın. İndi hakat şekeler çok şeyyik bir mevzudur. Bizim mujtema'ımızın, hususan gençlerimiz, bu kelime çok mühimdi. Çok bir acib bir şekilde acab alıp özlerini bu garbin tatavvuratından, şarkın garbin tatavvuratından. Ben de saniyedenim, tatavvurat men haythu tatavvur tamamdı. Tıbbiyen, teknolojiyen, aya çıktı, ne istesen edip de tamamdı. Lakin insani yapıp, yapmayıptı. Ahlakiyen yapıp, yapmayıptı. Usraları necadi? Usra mufakkeke yoktu bizim nizam İslam'da olan üsranın nizamı orada mutlakan yoktu. İhtimal öyle bazı yerlerde nüdra şeklinde. Toplumun hususiyatı, müştema'ın hususiyatını kaybedebilirler. Yerinden yoktu yanlarında. Beyneme canib-i sınaat, tatavvurat maddiye ne istesen uçup. Men istesem koydiyağın tekyim edin bir müştema'a. Bes sınayiden tekyim ederim. Yok. O sına'a kimin hizmetindedir? İnsanın hizmetindedir. Femen evvelden gelim insana bakım hizmet evvelen özü yapılıp yoksa yok. Ondan gelim meydanda neler etti, ne incazlar etti, bu incazlar millete, müştema'an anca yarayacaktı, anca faide verecekti. Fe bu muntalaktan, bura gelağın. Bizde var misal verağın sela 5 nefer. Bu 5 neferin bir evvelen özünü yapmak isterik. Ondan özü yapılandan sonra birbirinden de gerek uydurmak isterik özlerini. فالمجتمعات أخلاق وارثة بمجتمع درجات uçar havaya nanca istesen onca gidebilir sumu derecelerin kazanabilir. Ama ahlak yoksa git sanaatta her ulaşırsa ulaşsın. Ev mufakkak ise bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانِ Arvad bir gün öz kişisiydendi. Yarın aklı kestar arkadaşıydandı. O müştemalarda bu arvada bu kişi diyebilmezsen ne kesken arkadaşıydan. Nakledir dostum biri diğeri oturmuşuk bir denasının evinde yazdan bir kızdan bir oğlan geldiler. Girdiler içeriye saladan çıktılar merdivenden yukarıya gittiler. Adamdan sordum bunlar kim yediler dedi bu kızımdı o da arkadaşıdı. Yani o kızıdı arkadaşı da yazdan özünden getirip baba diyebilmez özüne kızım bu arkadaş neydi? Gel İslam'a, İslam sana diri, bu kızı beslesen, bu oğlanı beslesen, ahirinde bir siga muayyene bunları dost edesen birbirine, zevac şer'i edesen özler için yola salasın, onda birbirinin olurlar. Ama git şari'den bir de neden arkadaş ol geldi. Yarın oğlum gitti, başkasının arkadaş oldu. O bir gün arvad gitti, başkasının arkadaş oldu. Buna diyorlar, usra mufakkeke. Burada daha bilinmez Seyyidina, yani kim kimiyle kardeşti, kim ammesidir, kim dayısıdır, atasıdır, bacısıdır. İter. Bu kalmaz arada. İter. Hem nesep iter. Hem de bu müthüller, bu güzel güzel ahlaki canibler iterler burada daha. Felidalik istiğbara gelağın İslam çok büyük bir kıymet verip bura sebebi budu. İstisen mütecanis, mazbut, böyle dikkatli bir sıfatı, pek sıfatlı bir müştemai yapasan, gerek ahlaki yapasan. Seyyidina burada da yani imamlar bakarız çok yerlerde ailenin içinde babaydan uşak arasında ya uşaktan nene arasında ya kardeşten bacı arasında ahlaka çok önem verirler. Çok tekit edirler ve tabi de her vakitte biz onları örnek diye ahlaklarını alırız. Acaba toplumdan başka ailenin içinde ahlak ne kadar önemli? Özellikle nenenin mesuliyeti nedir uşağı kanşara? Tabii o dediğimiz, o büyük toplum ki müştema deyir gözüne, onun kemerhale ula özünden evvel gerek biz o ailenin içindeki ahlak zapt edelim. Aile bi'tibar asgar haliye, en küçük haliyede bu büyük müştema'ın binasında. Eğer ben bu kurda haliyeni zapt etmemişsem, ben üskekde ne var daha müştema'ın neyine hizmet edebildim ben? Fegelağın dediği söze, bu iş nanca bakın ulema-i terbiye selaşiri, İlla gerek biz gelağın fakarat-ı terbiyede esasını deşliyağın. Esası, evvel esası hardadı fi ihtiyar-ı şerik, şerik-i hayat. Yani birden istirar vad alsın, av bir kızımız var istirik kişi tabak olsun için, kişi göre olsun için, oradan intilak eder usranın, ailenin binasının hakikati, oradan başlasın gerek. Ve lidalik Peygamber'den gelip sallallahu aleyhi ve aleyhi, ihtaru li nutafikum. Seçin, yani seç al, seç ver. Yok am ele işekane, amı hatır için, dost hatır için, ahbab hatır için ben isterim illa bu zevac böyle olsun. Yo. Ve innema seçin çünkü diri Bunların iki tarafın sıfat vıratiyeleri kocalardan, babalardan nakloğlu geldi bu işe, bu uşaklara. İden esasın biri, o evde, o ailenin beslemağında esasın biri budur. Gerek ben kökten bakım ne getirmişim evime. Kökten bakım verdim kızımı kime? Seyyidine burada fikrime bir şey geldi yerler. Salam olsun İmam Ali. Hatta özçe arvad isteyende kardeşine diye de çünkü dediler kardeşi daha iyi bilirler. Kıbrası var idi. Tamam. Evet. Bunda çok bir büyük muvadı var. Min dıminha ennehu el-rucu ile ehl-i khibra fi kulli amel. Her yerde ehl-i khibraya dönağın. Burada da ben bunun bezagi düzagine aldanmayayım. Ve ne de genç oğlanın adaletlarına aldanım. Yok, bakın bunda fiilen pekti, tahirdi, mürettebti, ahlakiyen, kökten, baba, ami, dayı kimlerdiler. İden, el-esas-ül evvel gelağın canib-ül vuratine hesabını görağın. Ondan sonra gelağın evde bu uşak, biz iyi kimseni aldık, bu uşak neneden oldu. Ondan sonra geldi ikinci marhala, nenenin, babanın devri bu uşağın beslemeğinde. Kalbul hadeth kel ardil haliye emirül müminin aleyhissalatu vesselam diyor. Uşağın üragi kalbi aynen bayar yere benzer. Bayar diyorlar fellahlar. Bunu şokum ettiği ne atarsa içinde daha gügerecek. Ben bir yol koydum bu uşak çıktı. Ma'ni çağıranların, mümethillerin uşağıyla oynadı. Ma'ni çağıran oldu, mümethil oldu. Bir yol koydum çıktı bu uşak muaddeb kimselerden oynadı. Uşak muaddeb oldu. Bir yol koydum bu uşak kalktı. Koyduyak mektepte tələbələr, şatır tələbələrdən dost oldu. Baxasan, mərifəti çox oldu. Bir yol koydum, bu bəs kəslanlardan həbəli işi oyuncağı idi, uşağı oyuncağı koydu, özünü də oyuncağı etdim. Bu canib bi'ə ki yaşıram içində, bi'ə də bir rüknudur bu tərbiyyənin. Lakin o bi'ənin axtaranı kimdir, seçəni kimdir? Nənəydən babadır. Və lidəlik, kamilil məsuliyyə, əvvəldən nənə babayan adı. Kamilil məsuliyyə, hatta bina, ahlaki istesey mürettep kurasan gerek buradan başlayasan. Doğru. Evet. Biz burada da İslam dergilerinin o yüzden ahlak ne kadar önemlidir ki evde ya toplum içinde imamların ahlakını ve özellikle de İmam Musa'l Kadım'ın aleyhisselam ahlakını ne şekildeydi ve onun dair, onun yüzünden millet ne şekilde bundan öğrendi. İmam Musa bin Ca'far aleyhi afdalus salatu vesselam çok sıfatlar, çok güzel, raki hasaisler var. Lakin eşhar hıssıysa, en çok meşhurdur ki diyen dillerde, diğerler öznel İmam-ül Kazım. Kazım-ül Gayd. İndi bunu, bak netçe nazara var bu noktaya. Netçe mertebası var bu hakikatin. Biri, keennehu bir gün abdes ettiği yerde, bir cariye eline su tökürü, öz abdes ediri. Bu abdes ettiği yerde cariyenin elinden ibrik dagir imama. İndi imamın eline dagir, dirsağına dagir, ege başına dagir. Mühim o ibrik dagiri ki ennehu şey'en ma bit tecavüz. Bir tecavüz olur bu. Hadis olur işin içinde. Yani burada yok diyirik biz imam kızdı. Ve innema o cariye korkusundan ra'sen okudu bu ayani vel kâzimînel gayb. Daha istir tedarük etsin. Bak hatta burada bir mülahaza var lil ilim. Hatta o hadimeler ki evlerinde hadimelik edirdiler, bak neler bilirler, marifetler. Bir basit hadimedi evde, bak başında ne kaldırıptı ki bir böyle hadetin içinde bir böyle ayet var, muhassastı bu hadiseye. Vel kâziminel gayb. İmam salavatullahi ve selamu aleyh dedi ki adamtı gayb. Bitti. Bir şey kalmadı. Vel afine anil nas. Döndü dedi afavtu anki. Vel muhsinin. Dedi ente hurretun li vecihillah. Burada çok bir yani vakaan büyük bir vakfe durmak ister. Bir yol bir hadis oluptu bir tane intikam alır. Bir yol bir hadis oluptu bir tane hitap eder. Bir yol bir hadis olup bir tane bunu saklar. Gayr vakitte bundan hakkını çıkardı mesela. Kavar özünü, vurar özünü, söger özünü, galatlan özüne. Burada biz ne diyoruz? Bu ettiği suçun cezasını aldı. Keennehu adildi bu. İkinci merhaleye gelek. Adilden yukarıya çıkan derecetil afu. Bu afu etti özünü, almadı özünden bir şey ve akubet vermedi özüne. Daha yukarıya çıkan. Afu da andel makdiraydı. Andel makdira elinde abitti. Hele de bundan yukarıya çıkan. Daha bir ayrı bir raki ahlakiye var imamın yanında. O ettiği cürmün kanşarı hele afu edir özünü. Affedersiniz. İtlak edir özünü. Get daha sen hür ol Allah üzüne. Bu burada bir galet etti. Lakin bir netice ne oldu? حرا أو حرة سربس والله لوجه الله تعالى. Nakledele buna benzeyen bir hadis İmam Sadık aleyhi afdalu salatu vesselam vaktinde görükürü cariyelerin birinin kucağından bir uşak böyle harap düşür yere ölürü. O cariye deyir başladı titremeye korkusundan. İmam Hafiyet Tözün nece bir ruhtu, nece bir kabiliyedi, nece bir menziledi, nece bir nefsiyet var bu insanda. Gözü günde bir körpe bala kucağdan düşe yere ondan öle. Yok cevap verdi özüne, yok hitap etti özünden, yok hiçbir şey etmedi. O innema hele onun üstüne kalk, affol özünü, itlak el özünü, serbest el özünü. Bu da imamların ahlakı evlerinin içinde ki bizleri böyle derslerden, böyle şeylerden alıştırırlar. Bir gün gönderir Harun imamı ihtibar etmek hatır için sicinlerin birinde bir cemallı bir arvadı gönderir, hatta imamı fitne etsin imamın hayatında. لَعَلَّهُ bir böyle fitneyden, bir böyle güzel kızdan, arvattan belki imamı aldadarlar. Bilakis diğeri sicinde onca gördüler, birinci, ikinci, üçüncü gün imam bir cihada sücdesindeydi, bu arvat da bir cihada sücdesindeydi. Ma'al ilim bu arvadı gönderdiler. Taban istemez vasfedağın bu arvat naksın ama arvatlardan idi gönderdiler, hatta imamı gıra etsin. Hele de korkusu vardı, istediğini yetmez. Tamam yoksa yok. Gider. Böyle diyor ki, özü yok bilakis imam bir bid'i kelimat, ahlakiden, kelimeleriden koydu bu arvat. Girdi kefacira, gedir imamı yoldan çıkartmaya. Beynama çıktı ki insana sahibet takva. Nece bir kabiliyet ve nece bir imkanat var imiş özlerinde bu te'thirde yani. Nece bir kuvve var imiş te'thir etmekte. Gelağın bu dediği sözün koyduğun bağlamasına ahlak canibinden tevazu diyesen, kerem diyesen, ellerinde olan mal hesap etmez idiler, mülkleridir. Allah Teala tahvil edip beni bu mal elimdedir. O zaman bir muhtacı görendeler daha o mal durmaz idi ellerinde, giderdi. Ki bak nonca naksı imamın hayatında edersey bu sözü, bakasan bu ahdat, hususan meyyizat, khassa yani imtiyaz ederler başka kimselerden illa husus bu ahlaklarda. İmam Hasan el-Mujtaba salavatullahi ve selamu aleyh geçtiği yerde bakırı fakirlerden bir netçe dene oturublar. İndi uşaktı, yengi kakır her neydi. Fakir halıdı, vakan zuruf, her zamanın da özüne göre zurufu var. Buyurun ettiler özüne, imam müstevasında. İmam masum. Bunlar sonra biz kelimet imam masum hele bizler o müstevana iyi hazmede bilmirik. Değiller özüne buyurun bizimle yabna Resulillah imam atından eniri oturur özleriden o torpaq üstünde özlerden bar yemek yemeğe. Bu uşak görende bir bela azim imam oturup özüden bar yemek yer. Bu uşağın nefsi hara çıkar. Bu uşağın ruhu hara uçar. Keyfinden, sevindiğinden kimenen bu? Bir imam benimle oturup da yemek yeri. Ondan bitirenden sonra imam diğer özlerine siz beni davet ettiniz, ben isticab ettim. Bir kere ben sizi davet ederim, gereksiz beni isticab edersiniz. Kalkın gidelim bir kere benim misafirim olun. Bunları getirir özüden bir kere öz yanında misafir eder özlerini. İmam Emirül Müminin salavatullahi aleyhi üstüne irri asbabı giriri. O zamanın cülheler işlerdiler o asbabı. Hem yamağı var, hem irridi, hem koy diyelim şimdi bu zaman böyle diyelim modül üstte dögü. He? Diyendeler özüne deyir ben gerek absatın nas ne girirse onun müstevasında girim. Hatta la yetebeyyeğe bil fakiri fakruhu. Onun fakirliği ruhun eritmesin, ahlakın bozmasın desin. Bel Ali ibn Ebi Talib mem kimin bir asbab giripti. Fe ahlak canibinden ehlül beyt aleyhimussalatu vesselam bidun temyiz medresadiler. Bütün aleme ve fiilen de özleri de nanca himmetler var ise etba'larına değiller. Siz de bizim kimin bu ahlakı kaldırın. Siz de kunu lana kunu zeynen lana kunu zeynen lana hatta yukal hakeda eddebe Ca'far ibn Muhammed şi'atehu. Vakıanda biz bu kelime bütün dostlara, ahbablara muvaccahti. Bizler gerek Ehl-i Beyt'in ahlakını kaldırağın. Seyyidine burada tabi bu konuda bir soru geldi ama soruya geçmeden önce bir aralık verağın. Ondan sonra tekrardan dönüp inşallah devam ederiz programımızı. Aziz seyircilerimiz ayrılmamızdan bir kısa aralık ondan sonra tekrardan dönüp burada Aziz'den devam etmekteyiz. Aziz seyircilerimiz, tekrardan döndük. Zudan devam etmekteyiz. Hala İmam Musa el-Kazım aleyhisselam istişhade münasebetiyle. Seyyidine bir aralık vermeden önce doğrusu konuşurduk bu konuda ahlak üzerine. Bazı yerde değiller, İslam farklıdır, Müslüman farklıdır. Nece ki değiller, Mesihiyet, Yahudiyet, onlar da bir diniydi, adyan semavidaniydi. Ama şerdögü Yahudi o dinde sayılsın o Mesih'i. Burada da bizim konuştuk biraz önce Ehl-i Beyt'in yani sıfatından, ahlakından. Maalesef yani hani biz bazı diyoruz terör geldiği zaman İslam adıyla geldi, İslam'ın adını pisledi. Bu vakitte da yani bazı özünü sayırı kidiyağın bir liderdi, o filandı diyelim, o imamın yolda geçtiği gördük, o bir uşaktan oturup yemek yeri. Ama bunlar bazı şeyleri yapırlar maalesef din adıyla koydular yani millet de bir başka gözden baksın Ehl-i Beyt'e o filana. Burada sizi bu konuda ne demağınız vardı? Yani fiilen İslam ayrı da o diyağın mesela bu mezhebin yolunda yeriyen ayrıdır, o mezhepte de imamlar başkadılar. Burada bir neçe nokta var. Noktaların biri, fiilen biz indi bu zamanda istesek diyağın nahnu muslimun, bunun mesuliyeti var. İkinci marhaleye gelek. Men diyendem nahnu mu'minun, ana mu'min. Burada mesuliyete daha büyük oldu. Üçüncü de men diyendem ana min etba' Ali Muhammed salavatullahi aleyhim. Bu bilmirəm 10 kat diyeyim, 50 kat diyeyim, 100 kat diyeyim, mesuliyeti büyük ettim. Bütün dinleyenler, dostlar, ahbablar dinlerle bizi bu noktada biraz durağı. İndi mən bu lahzanın içinde çıktım buradan belə şari'a ey tasarruf sadır oldu məndən. Məsələn, belə ictimağımıza girək, müştəmağımız için. Trafik layıtı vurdum. Məsəl, absat məsəl. Cezradan dolanmadım, muhalif dolandım. Məsələn, dükandı, dükançı mənə hələ hacatı verməmiş, mən hacatı attım sayaraya məsələn deyəqin. Av geçirəm bir sayara, mənimlə barabar gedir, nizam-ı seyri vurdum, mən bu sayara için biraz fazla vaxt ettim üstünə məsələn. Bu əxlaqiyyat, sözümüz buradadır indi. Burada mən necə təraziyə qoyaram öz özümü? Birinci yol, insanam. Mən insanam, necə haqqım var? Müqabilimin də mənimlə barabar haqqı var. Hürriyyətükə təqif حيث تبدأ حرية الآخرين. بلد وقع. بلد. صايغة حرمات باشقالله. إكينجي فقرة قال من نفس بو التغم نفس بو من بو إنسان. كينجي نظرة من بير دينا انتماء يتمشهم من قرق ينبض منتميا فعلا وديني دا قالدر مش مزمنا ينبض بس حكات قوي بلا برضا بير إتير يجرم بير يول بيردنا فعلا جانا جيجاردن شهادة قزانر. Buna deyirlər, o şəhədə bu insanı sükə gedib. Şəhədə səhabədir. Bir yol indi kəmə huvə ləalləhu lələsəfi şədid çox raic oldu indi. Hilə yoldan, qəş yoldan, hər nə yoldan bir şəhədə qazandı. Buna deyirlər, insan yəhmil şəhədə. Şəhədə qaldırmayıb səni. Sən şəhədəni qoltuqya alıbsan, bir varaqat dolansan, av bir kəlimət yazıbsan özünə filani. Gələq bura. Bir yol mən İslamı fiilən qaldırmışam ürəqimdə şəriə çıxdım. Mən müqeyyədəm dinimdə, İslam mənə nə deyir, o nə edərəm. İslam mənə deyir, məsələn, kim gəldi qanşariyə salam ver. İslamın şiarıdır bu. İslam mənə deyir, yeməği istədi, alasan bazarda məmələ elə. İslam mənə deyir, təksiyə mindi, bu adamın ücrəsini ver. İslam mənə deyir, məsələn, deyəqin, trafik laytı ol açdı, burada dur. Kırmızı yandı dur, yeşil yandı yeri. Ben İslam deyir bunların için. Nizam-ı hayat İslam kurdu. Konşuya hürmet etmek. Konşuya hürmet etmek. Ev uşaqdan taamül etmek. Dostdan taamül etmek. Dairemde devam etmek. Her hardayan o nizama mekayet olmak. Eğer ben bunları tatbik ederim, İzen ben özüm aslan oldum kıt'a vahide. Ana vel İslam. Ana vel İslam. Ben muntemiyem İslam'a. Girek bundan yukarıya. O zaman ki mən deyirəm min əhlil iman. Mən burada əhlil imandan dögülsəm, aslan əhlil imanın üstünə vəbəl olam. Sura ayrı suradır. İman ayrı imandır. Bu dediği sözə indi gələcəyəm. Deyirlər, bəzi dost, ahbab yazda görəndə deyir, vəcədnəl İslam və ləm nəcidil muslimin. Kəənnəhu yazda nə görüb? Məsələn, ihtiramil vaqt. Xub, ihtiramil vaqt. İslam qurub özünü, mən tatbiq etmirəm. İslam mənə deyir, məsələn, lil mü'mini 3 saat. üç yere böl vakti diri. Sa'atun li maaşihi. Sa'atun fîmâ yeleddu ve yecmul. Ve sa'atun li kudya rahatihi. Fesen böl özünü işi için, maaşı için, lezzeti için böl vaktiyi. Harda getirin bakağın İslam bize dedi saat mesela devam üçte bilirse üçten bir dakika evvel kalk geteve. Harda var bu hareket yoktu. O bir dakikanı ve lidalik fetvalara dönendek semahat-ı seyyid indi haliyen fetvası var. Sen her günde farz edağın bir çeyrek devamdan erte çıksan eve gitsen. Mesela ayın ahirinde mafrud seni ne var üstüye? Her günde bir çeyrek, bir çeyrek, bir çeyrek yığasan bunları bakasan netçe saat edir. İhtimaldi mesela 2 gün etti. Mesela. İden sen 2 günün ratibına müstahak döksen nişin? Devamda döküldüysen. Hay benim işim yokuydu. Ve imkan işi yokuydu. Sen mukayyetsen, şart var, kayd var, vazifeyde sen gerek saat 3'te çıkasan devamdan. Müdir sen diyendey muvazzafı yerka geteve öz caniden bir salahiyet kaldırdı. Kalkın gidin ve işimiz yoktu. Salahiyeti var, yok işte mesuliyet var üstüye. Onlar da rahatı hakları yoktu. O saatlerdeki eve gidebilir. Sözüm hardadı. Bunlar İslam'ın ahlakıdır. İltizamlar. Vurmak bu tecavüz etmek. İslam'ın ahlakı dögü. Ve lidalik biz diyendek İslam var, Müslümin var. İslam'ı tatbik etmeyen Müslümanlar İslam'ın üstüne yani lezme getirirler. Doğru. Yani burada da bazı yerde de maalesef bizim Orta Doğu'da, Şark Avsat'ta bazı örf adet var. O örf adeti İslam üstüne sayırlar. O gene güzel. Eğer mutabık işte bizim İslam'ın ahlakına cezahmullah hayran. Hoş bir şeydi. Mesela bizler mahalli ibtilatayı gindi bakasın diye seyyid filan minen nas o gün bir yerde toy etti. Böyle safireler, böyle buh geldi, böyle musika geldi filan geldi. Biz gelir o şahsa bu şahıs mütedeyyin değiller özüne. Ya fulan, seni üstüde bir surat tedeyyün var, sıbgat tedeyyün adiye yapışıp, bir sıfayı alıp seninle beraber cami adam değiller sana, ila ahirihi. Oğlu sen, hem bunu kaldırırsan, bu sıfanı elide, ondan gidersen o yandan da, o kimselerin amelini kakasan, İslam'la işleri yoktu. Burada adı müşkilemiz diyende İslam ayrıdı, Müslümin ayrıdı. Tabii bir kere burada onda gerek gidiyor yani vicdanen. Yok amdı bu kelime. Yok. Var İslamların içinde bir kısımlar var. Fiilen İslam'ın tatbiki yok diyenlerinde. Oraya gidesen İslam'ın öz ahlakı bir şekil diri, buraya gelesen İslam'ın bakasan Müslüman ayrı bir şekil tasarruf edilir. Normal bir vatandaş ama geldiyse bir görevli olduysa, bir ülke elinde olduysa bir Müslüman ülkesi, yani şer diyor ki yani bizim ülkemiz olsun, İslam adıyla da ama İslam'ı tatbik etmirse orada necade yani? Burada daha bir ayrı bir kapı açar bizim için. Bakın indi ben bir kitap var, El Fiqh lil Muğtaribin. Semahat-ı Seyyid'in var, leallahu başka merac'inde var, fakihlerin var. Bu, mesela, deyirsen o devlete gitti, o devlet İslam diyor ki. Velakin o devletin kavanini var. O kavaninler ki İslam'la taarruz etmirler, gerek sen o kavaninleri tatbik edesen. Nizam-ı sıhhi, nizam-ı ratib, nizam-ı seken, nizam-ı murur, نظام يعني بعض إشلر ورخو أخلاقيات المجتمع بعض قضايا الأرور olmaz من مناهبسن تجاوز edim nişin olmaz bir cihadan sen gerek girendey o devletin طبعا ittifakına göre girdi yani onların sistemlerine uyarsan gerek lakin o şeyler ki taarruz edir İslamlar o ayrı bir kadiyadı onda ayrı bir bahis var ikinci nokta sen mesulsen o saat zikrettik İnsansan, İslamsan, müminsan ondan etba'al Muhammed. Sen buraya hala gelmemişim. Sen indi hesap olundu ehli imanın üstüne. Orada ne tasarruf ederse diyorlar bu İslamların tasarrufudur. Sen tatbik etmesen İslam'ı, lakin bil hesap kimin üstüne hesap olupsan? İslam'ın canın günahını kavzasan. Bir yanlış yapanda onlar sağ uçu bu kartı alamı o gözden bakar daha. Ki mesuliyet? Biri öz üstüye kanuniyen sen iltizama girdiler. İkinci sen hesap edebilirler İslam üstüne. Gerek bunun akıbetin, mesuliyetin kaldırırsan. Seyyidine burada bir nokta daha var affedersen. Leallahu çok mühimdi. Ahir merhalası, 4. merhalası o zamanki bir de ne diyor? Ana min şi'ati Ca'far ibn Muhammed. Av min şi'ati Musa ibn Ca'far. Ve burada nece? İmam ne diyor? İmam diyor bir memlekette 1000 nefer varisa. 1000 nefer. Bu 1000 neferin içinde sizden bir tane var ise gerek o 1000 neferin hapsından afdal olsun. Neci bir muadeladı. Yani indi Ebu Ali yarın sefer etti bir memlekete. 1000 nefer var içinde. مختلف طائفيا قوميا her şeyden muhtelefti. Değil Abu Ali'yim, adam sen üstümüze hesapsan, gerek sen en a'la derece iltizami olsun. Ahlakiyen, içtimaiyen, siyasi, bütünce iktisadiyen, yemeğde bilmem ne de, gerek sen değil nişin, لِأَنَّكَ مِنَّا. Bu çok bir muhim kelimedir. Bütün dost, ahbab bu noktaya, yani çok çok rica ederim bu noktaya iltizam edelim biz, bu noktaya. İmam diyor bir denesine, öz ashabının bir denesine. Diyor el hasen min kulli ahadin hasen. İyilik, bütün alemden iyiliktir. Yetin buradan pazara çık, her adam iyilik edebilir. O iyilik sayılı. Lakin senden bu iyiliğe ke üskek mertebeli ve minke ahsen. Nişin? Lienneke minna. Av li qurbike minna. Ki sığadadır leallahu hadis. Dönür harablık tarafına. Diyor el kabih min kulli ahadin kabih. Ve minke akbah. Nişin ya Mevlana manim kabihliğimi kabahatim alemkinden fazla sayılı. Diyor li qurbike minna. Sen üstümüze hesapsan. Bizi Allah Azze ve Celle gönderdi size rahmet, nur, ahlak, ne istesen size alıştırak ve biz alıştırdık. Lakin sen benim üstüme hesap olunca ya tatbik ele, ya üstüme hesap olunma. Yani aynı benzer hani bazı baksan ki fakülteye, kulliyeye gelir bazı öğrenciler filan. Orada özünün çok makayatin işidir çünkü benim babamı tanırlar, nenemi tanırlar. Bir şey etsem onun başını alçak ederim. Çok güzel yerindeydi. Aşiretin büyüğüydü, başımız üskek gidiyor, müşteme içinde ma'rufuk. Sual buradadır. Nefis bu, üskek müstevası var bunun. Ben hesap olunmuşam, Cafer ibn Muhammed'in sadık. Şimdi Seyyid Kanber çıktı şari'a, amamâsı, abası ne diyelim buna? Bu diyenler Şia'nın muammemlerinden bir denedir. Oğlu ben şari'de tasarrufatın muharabat olsun. Onda imamın üstüne hakikat getirirəm, mezhebin üstüne hakikat getirirəm. Feiden ben bir qalibe girendem. O qalibin gerek məsuliyyətinə baxın. Edebilirəm ya edebilmirəm. Seyyidin burada doğrusu fikrime bir şey geldi. Aynı bu şekilde insanlarımız vardı, məsuliyyət aldılar. İndi vali oldular, parlamentoda milletvekili oldular, bakanlıkta bakan oldular, yani her yerde oldular. Bunlar da maalesef milletin ne diyende değiller, mesela filanın cemaati hükmü aldı, bele etti. Yani eğer Irak'ta olsun yoksa tamam, başka yerlerde de tamam olsun. Onların ne kadar mesuliyetleri zordu? Burada bir kıssaydan cevap veririm. Bütün ihtiramım dostlarımıza, temsilcilerimize fahaz ederim bu kıssaya intibah etsinler. Bir gün bir denesi işler Abbasilerin bilatında. Yani hükmetleriyden. İmam ne şart edip özüden? Salavatullahi aleyhi. İmam şart edip özüden sen müminlerin hacasını qada edirsen bu ettiği iş keffaret hidmeti sultan oğlu sen için. Fegeri iltizam edesen. Müminlere hürmet edesen, hacetlerini yerine getiresen. Ali ibn-i Yaktin adı beledi. Bir gün ehli imandan bir dana gider Ali ibn Yaktin'in kapısını çalar. Ali ibn Yaktin neydi? Vezirdi. O zaman da indi kiminde yok 30 vezir. Onda bir vezir adam var idi. Devlet kamil idare ederdi. O padişahlığında, keşhalığındaydı. Devlet bu idare ederdi. Bu deyir kapını açmıyor öz için. Kapını açmayınca o gelip imama haber verip deyip özüne ben gittim sonra Ali ibn Yaktin'in kapısını çaldım. Beni istikbal etmediler. İmam deyir haber saldı Ali ibn Yaktin için. Dedi bir mümin gelip kapıya döndürüp sen özünü. Bu haber nece saldı imam? Ali ibn Yaktin'in bir işi oldu. Geldi imam yanına. Kapını çaldı. Dediler Ali ibn Yaktin kapıda. Dedi kapını açmayınız. Vezirdi devlette. Lakin imamın ashabındandı. Kapını açmadılar. Ahirinde dedi ben indi anladım bana bes istirem koyduyak niyetmişem hatta bir böyle red fiil olsun benimle. Deyir imamdan bir karar çıktı öz için filan oğlu filan gelip yanıya döndürüp sen özün hacasını yerine getirmeyip sen. Sen indi gidesen özü ayağıyla o adamın yanına ondan uzanısan yerde koyasan o adam ne'liden suratiden bassın. Hatta bile sen ne bir cürüm edip sen. Nedir cürümü? Bir mümini döndürüp. Bu adam vezir geldi diyor o müminin kapısını çaldı. O da baktı, vazir kapta durup korkusundan başladı titremeye. Bu yarıvarlar özüne, baba imam beni gönderip senden iktidar etmeye deyip, baba git beni iktidar etsin deyip keyfiye diyor ki, imam beni dedim ona. İndi ben bu dostlar, bu ahbablarımız ki mesuliyeti yerindediler. Bütün derecetleriyden. Seyyidine burada da bir şey fikrime geldi. Yani bizim Allah hafız etsin, Seyyid de çok kimsenin istikbal etmeri. Cezakallahu hayra. Metalaki yerindedi. Ha? Bir indi bu o dostlarımız, ahbablarımız ki mesuliyet yerlerindediler. Bu noktaya intibah etsinler. İmam deyir özüne, ben razı olmam senden eğer bunu razı etmesey bu mümini. Bir tek mümini reddedip. Deyir bu adam ilhah edenden sonra kapını açtılar öz için. Oturdu, uzandı. O mümine deyir gel benim üzümden bas. Suratımdan bas illa na'liden. Nişin deyir dedim beni Ca'fer ibn Muhammed kapsından dönderip. Sana nedir mücerret sen kapıma gelip sen kapı açmamışım senin için. Ben bunu edirəm hatta imam benden razı olsun. İndi biz demerik Seyyid Ağa. Hele Seyyid Ağa'dan yukarıda bir kelime diyelim. İmam Zaman Acelallahu Teala Faracahu Şerif. Bütün bu mesullerimiz, en xurda mesullerimizden çıx get ila en büyük mesulleri kimin? Bidun esma ve müsemmeyat. Bunlar hapsı İmam Zaman'ın kanşarında mesuliyet altadılar indi. Nişin? Bu hala, bu vaz'a, bu fesada, bu damara, bu devletin bura ulaşmağına hayr ma abbara Seyyid Ağa en güzel tabir etti ki desin özlerine sonra siz aynen o Ali ibn Yaktin kimin olduyuz? Kapını bağladı dedi girmezsiniz yani. Gerek bunu ben mesulüysem gayr, ben düşünün bir tarika neydim hatta bu kapı açılsın. İndi ad tamam, ad Seyyid, Ali, Hüseyin'i siz yani ad veladı. Lakin bu İmam Zaman'ın kapısıdır sonra gerek bunu intibah edelim biz. Ve lidalik o kıssanı misali yerinde getirdim. İlla husus bu kadiyeye bizler ey mesuliyeti alandak iddet umur var kanşarımızda. Bu umurun biri kabul etsem etmesem ben hesap olmuşum Ehl-i Beyt'in üstüne. Nece işleyeyim eden? Seyyidin işte burada bunu da gelmek istedik. Yani bu sonunda maalesef baktık. Özellikle gençlerden olsun. Çoxu, hani biz deyirik bu münasebelerin o men yuaddum şa'arillah fe innehu min taqvel kulub. Bundan amacı odur ki insanların yadlarına salağın imamlarımız ne yoldaydı ve tamam. Ne bir ahlaklar var idi. İndi görürük çoxu İraq oğlu bu yoldan ve diyende özüne işi deyir get bak ne edirlər. Yani bunlar burada onların da günahını kavzarlar. Sebep oldular onların da müşkilesinde. Ben indi bu müştemeğin içinde nanca adamlar var, nancalar var, kulağımızın dolusu eşlirik. Geçen eski zulmün vaktine bundan iyi biliriz. Deyir filan zalimlik edirdi, lakin hacetimizi yerine getirmişti. İndi millet biz kim sebep oldu buna? Bunlar sebep oldular. Lilesef şiddet. Demerik de hapsı. Doğru. Bir de dönem doğrulayalım bu noktadan. Demerik hapsı beladı. Lakin bittali burada büyük bir mesuliyet var. Ve bu bir fetre tarihiyyâdı. Bak netçe il gider. Bunda gerek iş dönsün, kıtar dönsün sikkası üstüne ve illa sonra bu damar, bu hal, bu vada mesuliyet amamel imam ondan hapsından da yukarıda amam Allah Azze ve Celle büyük bir mesuliyet var özünde gerek bunu bilsinler dostlarımız, kardeşlerimiz alamin koy diyağın hem öz vazifesine adliyaplık aksın hem de bu müminlerin hacelerin gerek yerine getirsin hayra bir şekilde. Döneğin bir de biz imamın hayatından konuşurduk. İmamın ne kadar aziyetler çekti ki bir iki yol sicin oldu böyle bilsen birinci sicin bilinmeden ancak kaldı çıktı ikinci sicin oldu hayatında ne aziyetler gördü biraz onlara da değilsek. İmamlar taban müşkilenin büyüğü buydu bir ciheden milletin yanında makbuliyetleri Allah Azze ve Celle ayette diyor وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فِعْلًا وَلَوْ استعمرغ موضوع هر واقع مرجعiyet yanına getirelim. Bak biz danca zamandı bu adamla milleti yaşırı, öz milletimiz. Mesullerimiz eğer avamımız. Bir adam dünya alemil mesihi özüne velağı var. Geldi yanında 5-10 dakika oturdu. Bak çıktı nece takvim ediyoruz. Biz bu adam öz içimizde kadrin bilmerik. İmamlar salavatullahi aleyhim tut emiril mümininden gel bu yana. Bu millet için Allah Azze ve Celle bunları gönderdi yol görsetmeye. Ulaike ellezine hedahumullah febihudahum iktedih. Bunları Allah Teala sizi için menar etti. Siz bunların yoluyla yürüyün. Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufran ve ahallu kavmahum daral bavar. Kimdi ni'metallah? Ni'metallah bulardılar. Eğer bir basit bir insandı bu zamanda yaşırı, onların ahlakını kaldırıp bakın nece bir atar var alem içinde. Dual alem bu neçe gündü meşguldu alem özüden. Fekeyfe imamlar ola. Bu imamlar bu sigada yaşadıklarına zuhud, ilim, takva, milletin hayri, düşman kimdi? O sultan ki bunları böyle görür, millet ikbal edrislerine, sultan bunu kabul etmir. Hükümet bunu kabul etmir. Tut Emevilerin fetrası hapsı, tut Abbasilerin de fetrası hapsı, nefis zurufta yaşadılar sonra imamlar. Yani imam çarası kalmırı tekiyeyden yaşır özleriden. Çünkü müşkilededir. Başı gider. İşte böyle zehir verilir özüne. Koymazlar yaşasın. Özünün de üstüne bir büyük mesuliyet var. Gerek imamlığın yetsin. Devrini oynasın müştemeğin içinde. Müslümanların da kanı istemir dökülsün. İstemir, onlar da kanları dökülsün. Bunlar ne haldan beslenirler bu Müslümanlar? Ondan kalksın bir mücazefeye girsin, bunların kanını döksün, onu da etmiri. Fegel emirül mu'mininin vakti bela, Fatıma-i Zehra'nın salavatullahi aleyha halı bela, İmam Hasan'dan bela, İmam Hüseyin'den bela, ila had ulaştık İmam Musa bin Cafer'e aleyhissalatu vesselam. İki mesele var. Biri, bunların salahları, takvaları, ahlakları Allah Teala tarafından bunlara vergi verilipti. Bir azim nimettedirler. Millet ikbal edir üstlerine. Fida olurlar özlerine. Kurban olurlar hançerlerinde. Biri budur. İkinci, bir kısımlar var. Bunların elinden tekarir gönderirler hükmet. Vişayı. Haz etmeyenler vişayı. İndi haz etmeyendi, indi özü tecessüs teşleri, indi özü muhabaratındandı devletin. Hatta bazı eimmenin öz kısımlarından idi. Tekarir yazırdılar imamın elinden. Ennehu sen Harun'a değil mesela seni haberi yok. Sonra sen orada hükmetsen. Medine'de de bir hükmet var. Ey bunu sultan nece kabul eder? Nece hükmet var Medine'de? Bel değil. Sen orada hükmetsen gel bak bu daha. Burada da bir hükmet var. Bu niyetti. Bu koydu Harun gözün tiksin bu eve. Oradan adam göndersin. Avberid göndersin vali için. Bu evi mürakabet etmem için. Yani girir bir denesi imamın birinin yanına girir evin teftiş etmeye diye girdim baktım bir namazlığıdı, koyu diye Kur'an'ıdı, tesbihidi. Ev bizim bir sözümüz var, Türkmen'in bir sözü var evde bir şey olmaz diyorlar evke cami'a benzeri. Bir şey yoktu bu evde. Tasavvur ele değil bir yere ulaştı, bir merhaleye ulaştı. Bunların neleri var? İstiller ellerinden alsınlar özün. İmam dedi baba durun. Ben özüm arvad kızımın neyi var getirim siz için. Ben koymam siz girersiz arvad kızımın yanına evlerinde asbabların getirersiz. Bir yere ulaştı vakıan İslam'ın tarihinde yani fiilen o safhalar gerek yığlamaktan okunsunlar. Bir yere ulaştı diri imamın evinde bir aba kaldı. Bu abada sırayla namaz kılırlar. Arvadlar. Yani üstlerinde kalan asbab kamil dögü namaz için satirliğe. Ve lidalik bu namazın bitirer bu abada çarşafta koy belediye. O durandan sonra o birisi gel bu abanı girer namazın kılar. Hapsi bir yerde namazların kılabilmezler. Nişin? Asbab kamil dögü üstlerinde. Nişin? Gönderibler Abbasiler. Bunların evinde ne var ne yok yığıştırın getirin. Altınlarını, mallarını, asbablarını kamil yığıştırır siz getirirsiniz. İmam eziyatının bazı فقرتlar var fiilen yenda leha cebinul insaniyye. Lilesef tarihte gelir nefis o şahsiyetler ki bu cerimeleri kalktılar. Böyle kaldırıp özün yıldız yanına, kaldırıp özün kırklık kanatına. Lilesef-i şedid sen bunun ettikleri bilirsen nelerdiler. Bir misal verim. O misal bir tane var Hamid bin Kuhtuba. Bu Davaniki'nin görkür bilatındadır. Geldi diyor bir gün dostlarının biri dedi özüne Hamid Ramazan'dı. Oruç döksen, seferdeydi dönüpsen, yakassasen. Dedi ben ettiğim işleri hakikat etsem senin için benim ettiğim işler oruculuk mal döküller daha. Ben bir illerce oruç olsam bence bir faydası yoktu. Nece? Dedi gel ot hakikat edim senin için. Mene diyiri geldim mene halife dedi, melik dedi, sultan dedi. Nanca vali var bize. Diyir dedim. bütün malım sen yiyorsun. Durdu diğer de daha anca velayı var diğer dedim ben de sana kurban olayım. Durdu diğer dedi daha anca velayı var diğer dedim bu kilincim elimdeydi ne istesen emreyle bana. Vakaan bu bir mülfit bir meseleydi. İden bir kadıya var işin içinde diğer gönderdi bizi. Dedi bu cariye, bu adam, bu oğlan seniden geldi gidersen filan yerde emrim diyer sana. Geldik diğer bir eve girdik. Evin havşinin orta yerinde bir kuyu var. 3 gurfa var kapıları kilitledi. Kapını açtı. Diğer dedi burada 20 nefer var. Alevilerden, Haşimilerden, Seyitlerden. Bunları çıkart başların vur at bu kuyuya. Tasavvur ele bazı rivayet nakledir diğer hatta kulaklarına hatim vurmuşlar. Yani bu istirik biz ne konuşuruz? Mevzumuz bu da ennehu ne çekti imamlar? Nece bir kadıyadı bu? 20 tane diğer çektim bir başlarını vurdum attım kuyuya. İkinci kapını açmam için orada da 20 tane var. Aynen Ali ibn Ebi Talib'in uşaklarından, zürriyetlerinden. O 20 tanenin de başlarını kestim o kuyuya attım. O bir kurfanı açtılar onlar da 20 tane bu 60 nefer. 60 nefer ben Alevi öldürdüm özlerini bir de minbarid bir tek başlarını kestim o kuyuya attım bilmirem hatta deniblerine de ben isten orucu olum sualım buradadı o kimseler ki bu yollarda zalimlere hizmet edirler indi Hamid ibn Kuhtuba o dünyada durdu hesabda Hamid ibn Kuhtuba'ya Halifel Abbasi yarar diğer özne ben senden difa ederim Allah Teala'nın kanşarında tamam emreden oğdu katle. Lakin bunu da tutarlar ki bakak sen bunun başını nişkesti. Bilmir nişkesti. Neye? Velâen fakat lissultan. Bunlar yani bu türlü zulümlerden istediler. Bunları yok etsinler. Aha. Özleri üskege çıksın. Ama sonuçta bakın oldu ahiret. Onlar yok oldu gel ama bunlar ini mazar oluptu. Gelindi vaka bak. Kibab tunat'u sema. Vazgeç valla binasından, kubbasından, markı. Vazgeç bunlardan. Eskiden bunlar da yokuydu ama... Melayinil kulub tehvi ileyhim ilel'an. Melayin millet indiye bu kadar, bu lahdaya kadar adları hatır için fidaillik edirler. Adları hatır için kurban olurlar özlerine. Bu hara, bu izzet, bu keramet, bu vücud hara. Hani Abbasların adamları, hani Emevilerin adamları, hanlı. Seyyidine ama burada fikrime doğrusu bir şey geldi. Bu kadar zulüm, eşkence yapandan sonra özlerini, ondan sonra sicniyette özün. Şimdi sicinde o daha bir şeyi kalmadı. Sicindeydi, ondan sonra nişe yani kalktı, katletti özün. Yani şehit oldu imam. O daha sicindeydi, el altaydı. İmam salavatullahi ve selamu aleyhi. Evvelen bir fakara var burada vakaan durmak ister. Harun yetti haca. Hacca gidenler adeten indi kimin? Medine-i Münevvara'ya başvurarlar. Peygamber kendine ziyaret ederler, geçerler. Harun, Peygamber'in kabri yanına gelende sallallahu aleyhi ve aleyhi. Taban hükmetti. Özü, i'lam özüden, himayesi, etrafi, bilmem haşiyesi. Böyle yardımdadı, ihtimal bilmem 500, 600, 700 deveyden kafilesi çıkardı bir tarafa gidende. Diğer Peygamber'e salam verdi. Peygamber'in kabrine sallallahu aleyhi ve aleyhi. Esselamu aleyke yebnel am. O duranların ögünde kelimet ibn amnen iftihar edir. Ve lakin bir mesele var burada. Peygamber'in kabrine giden de diğer dedi Musa bin Ca'far'ı da getirin. İmam Musa'nı da getirin bura. O da geldi. O geldi kabrin yanına yetiren de dedi Esselamu aleyke ya ebe. Baba. Müştema durup böyle gabi diyorlar bunlar. Baba dedi, bu dedi amoğlu. Sual. O Muhammed'in sultanı kimin elindeydi? Ya o amoğlu elindeydi, ya o baba diyen elindeydi. Bu kadıye Harun'un ahlakın kalbet. Bir kelimeydi. Esselamu aleyke ya ebe. Beynama Harun dedi, Esselamu aleyke ya ebnel am. Bu Harun'un ahlakiyatını bozdu. Döndü, Harun münakışaya girdi imamla bu kadıyanın üstüne. İmam dedi özüne, biz yakınıq. O keyfi diyor ki, nece yakınsan? İmam deyir özüne, indi dirilse, kabirden çıksa, kızı istese verirsen özüne. Dedi, veliyel kerame bidalik, veririm, ve men de makrumat sahaballah, peğambere kız veririm. Dedi, benim kızım düşmez özüne, babası da. Kim kime yakındı? Harun bu lahvada içerisinde bir karar aldı, bu gerek kalmasın. Bi'tibar cemi' bu müştema'ın içinde. يوجد من هو أقرب منه إلى النبي وكذلك İza kunte bil qurba hacecte hasimahum fegayruke evla bin nebi ve akrabu daha. Ne desen daha? Sen deyirdin ben peygamberin amcası olayım sultan elim dedi. Hop oğlu var. Seyyidin buna yakın böyle bizsen bir yolda aynı imam yanına girende özü kalkır durur. Oğlu sorur özünden harman. Bu Bağdat'tadır. Bağdat'tadır. İmam Musa bin Cafer aleyhissalatu vesselam'ı getirendeler ulaştırandeler Bağdat'a. İmamı ya çünkü bu imam bir sicinden çıktı sonra. İtlak sarah oldu bir kere. İhtimal ederim ondadır. İmam gelir, imam gönderir ardıca. Gerek hazır olas meclisimize bizim. Fa hazır olanda oğlanlarına deyir kalkın, ammizin biri atın tutar, biri endiri, ondan getirdi yanında yer yetti oturttu özçün. Yola salanda da aynen böyle. Atına mindirdiler özünü, yola saldılar özünü. Ma'mun çok ayığıydı. Ma'mun döndü sordu özünden. Dedi sen buna çok çok hürmet ettin. Kimdi bu? Deyir dedi bunun sahabidir. Öz kürsüsüne işaret edir. Arşil hilafeye işaret edir. Bu özlerinin de biz oturmuşuz özünde. Acayip. Dedi konuşver misin özünü? Dönder misin eline? Oha Ma'mun bilir Ma'mun böyle gabi dögü. Lakin münazara muhavara böyle olur aralarında. Ma'mun'a deyir eğer sen istesey benden başı vururum. Yo hele bu. Bunu sen istesey benden baksam elimden alacaksın özün. Ledehebellezi fihi aynak. Başı vururum. Acayip. Bu da sultanın bak şevki mehabbeti idafeten o hadise ki diyen baktılar hunake men huve akrab ilen nebi Harun'dan bu kadiyeler Harun'un yanında hasm olundu ennehu gerek bu adam daha kalmasın hayatta ve lidalik karar verdi oradan gerek çıksın milletin leallahu harekasından galeyanından korktular kalktılar ki av üç kafile çıkarttılar Medine'den biri mesela diye Yemen yolu biri Basra yolu, biri Keda yolu, böyle oldu hatta millete teğviş etsinler, hara gelir bilmesinler. Ve fiilen apartlar özün Basra'nın sicine imamı evvel aparmaklarında. İmam iddet sucunda yaşadı sonra. Basra'nın sicininde yaşırdı bir zaman. Basra'dan Cafer haber sağları Harun için deyir özüne sonra sen bunu aparmırsay ben itlak ederim özün. Ben bir ömürdü yanımdadı, indi ildi, fazladı, essügdü yanımdadı. Mən bunun dilinden bir kelime seni haqqıydı av mənim haqqımda eşitməmişəm. Özüdür, ibadəsidir, zikridir, duasıdır. Fakat ve fakat ve fakat sonra mən istidadım yoxdur. Mən bunu bu şekil belə qoyduyağın, belə qurriheyi terdən mən sicində qoyum. Qaxır adam gönderir, teslim alır özündən, getirirler özün bir kere ikinci sicine, Yahya'nın sicinine. Bir fətrə qalır onun yanında. Ondan sonra tahvil edirler özünü Sindi İbn Şahik'in sicin. Yani görkür birinci de, ikinci sicin de seccan ve birinci seccan bunlar karar aldılar ennehu eğer bizim yanımızdan almırsa özünü biz bunu tlak ederiz. Biz bunun cürumuna istemiriz kalağın. Biz görürük bu bir insan zahid ve abid hiçbir cerimesi yoktur. Niçin biz bundan koyduğun kanına sahip olağın. Bu sebebe bu noktaya gelen ki imam salavatullahi aleyhi bu kadiyede aralarında imamdan dögüldü ihtikak ve innama özleri heymene idafeten korkurdular sultaları ellerinden gider idafeten nefsinin içinde bilirdi bu sahibil haktı. Yani burada da belli oldu mülükten de yani indi hanımızda biraz önce de diyedik de Seyyid Ağa'la hafız etsin özün gene o da bir küçük evde oturup da ama mesele ruhi meseledir. Milletin içinde ne kadar tesiri var. Yani daha 1883 Hicri yılındaydı. Şehit oldu. Cisr üstte böyle bir sam koydular. Orada daha milleti çağırırlar gelin bakın. Belli. Şeydi etmişler özün. Tabi buradan biz bu sayında bu programın da sonuna ulaştık. Size ilk önceden başsağlık diyarık ve bütün Müslümanlara diyarık ve meracımıza ve İmam Mehdi Acellahu Fericu Şerif ona da başsağlık diyarık. Bugün de gerçekten çok acı bir büyük gündü bizim için ve inşallah seyirciler de bundan isfada buldular. Yani bu güzel konulara değildiğimiz hem ahlaklarından ve hem de hayatlarından ve hem de ne kadar da mazlumiyet yaşadılar. Fe inşallah milletimiz de bunun istifade buldular. Biz de sizden çok teşekkür ederiz. Biz de memnun olduk hem sizden ve bu cühudinizden ve dinleyenlerimizden, müşahidlerimizden. Muncahaz ederim bu iki noktaya işaret edeyim. Fi tevani. Biri bu imamlar bizim için kudvadiler yok bes hakattı bu ve innema gerek ettikleri efallarında, ahlakiyetlerinde gerek iktida edegözlerine. İkinci kabul edersek etmezsek biz hesap olmuşuz üstlerine. Gerek sümatlarını pek tutak. özümüz təmiz tutağın, hatta her zaman deyəndeler bunlar şialardılar, bunlar etba Musa bin Cəfardılar. Söz yerine gelsin, qalibine gelsin. Olmasın biz şekilde belayıq, mazmunda, vakıda uzağıq sirelerinden ve hayatlarından. Ögdede deyemdiğuz ta ki kunu lana zeynen. Zeynen, bəli. Allah sağ etsin sizi ve muvaffaq olasınız. Daimen bu işlerde inşallah Teala görürük sizi. Daimen bu yola hizmet etmek. Allah razı olsun sizden. Əziz seyircilərimiz, umarım ki, inşallah fayda bulduğunuz bu saydan da tekrardan diyərək bütün millətin başı sağ olsun. Bu münasibətlə İmam Musa el-Kadımın aleyhisselamın istişadə günüydü. Hepinizi Allah'a ısmarladıq. Şan və əsən qalın.